Naz'la uzun kalabiliriz. Ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül, birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Ne demek bu? Beni istemiyor mu? Mehmet, Mirima. İkisi de gidecekler sultanım bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş sultan. Sultanım, tacınızı getirdim. Şehzade Cihangir'i hazırlayın. Hayır. Cihangir hiçbir yere gitmiyor. Ben neredeyse evladım da orada olacak. Ama sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Gel. Hünkârım. Söyle. Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Beni babamla yalnız bırakın. Ne oldu Mirma? Söyle. Sizinle Av Köşkü'ne gelmek istemiyorum. Neden gelmek istemiyorsun? İşittiğime göre Firuze Hatun da sizinle geliyormuş. Sakıncası mı var? Yok tabii. Onunla dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat ben gelmem. Validem yoksa ben de yok. Sultanım, çok güzel olmuşsunuz. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mirima. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın valide. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Benim parlayan güneş. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil, hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi git özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mirima! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun'u Av Köşkü'ne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki işe yaramış.
şehzadem. Hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte av köşküne gideceksiniz.